Mehmet Yeşileş'in arasında güreş Recep Karay'a doğru yükselmeye başladı. Eğer oradan koltuk aldı tekrarlarsa, tekrarladı, bastırabilir, kafayı sokup bastırdı, blok etti. Hodri Meydan programından hepinize mutlu akşamlar değerli güreş severler. Bir Hodri Meydan programının daha sizlerle birlikteyiz. Nokta TV, Koza TV ve World Türk TV ortak canlı yayın ağında Hodri Meydan programı başladı. Moderatörünüz ben Recep Tosun ve daimi yorumcum Şener Sar, hoş geldin. Hoş bulduk Recep Tosun. İyi yayınlar hepimize. Teşekkür ediyorum. Ekranları başındaki tüm güreş ve spor severlere iyi seyirler diliyoruz değerli güreş severler. Evet, birçok konu başlıklarımız var. Biz hemen öncelikle şunu bahsetmek isteriz Şener Sar. Kadına ve çocuğa şiddeti reddediyoruz ve şiddetle de kınıyoruz. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin alacağı tüm caydırıcı kararları da sonuna kadar destekliyoruz. Şener Sar, sen de neler söylemek istersin? Evet Recep Tosun, son günlerde Türkiye genelinde tabii ki üzücü hadiseler oldu. Özellikle İstanbul'da işte iki kızımızın vahşice, hunharca katledilmesi ve buna benzer yine Diyarbakır'da narin kızımıza yapılan saldırı, yapılan eylemler tabii ki bizleri çok çok derinden üzdü. Yine diğer illerde kadına, çocuğa yapılan şiddet ve eylemlerin Türk halkında derin üzüntü bıraktı. Tabii ki biz burada hepsini kınıyoruz. Yani tabii ki işlerimiz buruk, gözümüz yaşlı, izliyoruz. Gerçekten bir dram söz konusu. Türk halkı artık yani bir şey yapması lazım. Kendine çeki düzen vermesi lazım diyebiliriz. Bu durumlara neden gelindi, niçin gelindi? Acaba bir yerde eksiklik mi var, bir yerde hata mı var? Bunu çözmemiz gerekiyor. Evet. Öncelikle ailelerden başlamak gerekiyor. Kendi ailemizden, kendi çevremizden, kendi semtimizden, ilimizden başlayarak biraz daha artık kendi özümüze dönmemiz gerekiyor. Ve eğer kendi özümüze dönersek bu tür eylem ve şiddet olaylarını önüne geçirebilir. Bir de internet dediğimiz, sosyal medya dediğimiz adreslerde yapılan işte gösterilen işte filmler olsun, diğer şeyler olsun, bunlara bir şekilde engel olunması gerekiyor. Belli yaştaki çocuklara bunlara bir kısıtlama gelmesi gerekiyor. Çünkü burada her şey çok kolay gösteriliyor. Burada tabii ki öncelikle aile bireylerine, ondan sonra okuldaki öğretmenlerine ve spor yapıyorsa spor yaptığı antrenörlerine, hocalarına çok büyük iş düşüyor. Biz Türk milletiyiz ve Türk milleti ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir millet ve örfünü, adetini bilen bir millet. Ben buradan bizi izleyenlere tabii ki onlara bir nasihatte bulunuyorum. Kesinlikle çoluk çocuğumuza sahip çıkalım. Kızlarımız var, çocuklarımız var, evlatlarımız var. Biz onlara kendi örf adetlerimizi çok iyi şekilde anlatmamız gerekiyor, öğretmemiz gerekiyor. Recep Tosun. Evet, teşekkür ediyorum Şener Sar. Katılıyorum. Ben de bir cümle, iki cümleyle eklemek isterim ki evlatlarımızı, her kim olursa olsun, bütün bireylere sesleniyorum. Önce İslami ve insani çerçevede yetiştirelim. Sonra kariyerleri zaten zamanla yer bulur. İslami çerçevede yetişen bir çocuğun büyüdüğünde İslam dışında hiçbir eylemin içerisinde olmayacağına inananlardanım. Bırakın insan öldürmeyi, bir karıncayı bile incitmeye imtina eder. Dolayısıyla İslam çerçevede yetiştirmemiz zaruriyet bu çağda. İkincisi de devletimizin bu tür olaylarda ele alacağı caydırıcı kararlar mahkemelerimizin, yasalarımızın bu konuda çok çok büyük önem arz ediyor. Mehmet Muhammed Taşçı ve Soner Esen çok selamları var. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz değerli dostlarımıza. Evet, 3 numaralı görselimiz ekranlara gelsin. Yine üzücü bir haberle devam edeceğiz. Pençekilit operasyonunda sefer alan şehit oldu değerli Mehmetçiğimize. Allah'tan rahmet, kederli ailesine de sabırlar diliyoruz. Şener Sar Hocam. Evet, şehit askerimizi
rahmet ve minnet tanıyoruz. Çünkü onlar bizim gecenin rahat uyumamıza vesile olan kahramanlarımız, onlar bizim şehitlerimiz. Ailesine Allah sabırlık versin diliyorum. Onlar olmasa bu vatan olmaz. Bugün Sefer kardeşimiz, yarın başka bir kardeşimiz olacak ama bir şekilde bu topraklar, bu devlet ayakta kalacak. Hiçbir zaman bunu unutmayalım. Kim ne olursa olsun, düşman ne olursa olsun, bu topraklar nice kanlarla, nice şehitlerle elde edildi, sahip çıkıldı, düşmanı yok edildi. Yine gelirlerse yine aynı şekilde püskürteceğiz. Bunu eminiz ama şehitlerimiz ölmez, vatan bölünmez. Recep Tosun. Evet, bu arada evet, şehidimize Allah'tan rahmet diyoruz. Nice şehitlerimiz var bu toprak altında yatan. Ay yıldızı al bayramımıza rengini veren şehitlerimize sonsuz rahmet diliyoruz. İnşallah bizlere şefaatçi olurlar. İnşallah. Onlara layık oluruz. Tabii ki. Evet, bu arada Kocaelispor 3-0 İstanbulspor'u yendi. Liderliğe evet. Yükseldi. Bir bu noktada da bir Kocaeliler olarak tabii ki tebrik ediyoruz. Şimdi Kocaelispor yıllarca 90'lı yıllarda biliyorsun kafaya oynadı. Lider oldu. Haftalarca lider oldu. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Tabii ki zorlu süreçlerden geçti Kocaelispor. İşte borç yükleri vardı, diğer şeyler vardı. Bir ara 3. lige kadar düştük. Ama Kocaeli kenti kenetlendi, sahip çıktı takımına. Valisiyle, belediye başkanıyla, halkıyla, taraftarıyla sahip çıktı. Kocaelispor bugün tabii ki Süper Lig'e yükselmek için mücadele ediyor. Şu anda da lider. Geçen hafta işte İstanbulspor'u 3-0 gibi net bir skorla şampiyonluk işte diyelim inşallah. Yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah. İnşallah diyelim. Hem Ertuğrul Sağlam hocamıza ve teknik ekibine, aynı zamanda kulüp başkanımız Recep Durul başkana da hem teşekkür ediyoruz bu anlamda. Olsun, evet. Çok büyük emekleri olan, yine Kocaelispor'a büyük desteği olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakan'a da vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii ki Kocaelispor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Kocaelispor'un her zaman yanındayız. Recep Tosun. Evet, teşekkür ediyorum. Bu arada sosyal medya adresinde bir paylaşımın vardı. Bir serzenişte bulundun. %100 haklısın. Ama tabii bu konuda Spor Bakanlığı, işte Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu protokolle çok çok önemli. Evet. Sen bahset dilersen. Burada bir geçiş yapalım çünkü burası evet, önemli. Recep Tosun, biliyorsun tabii ki küçük yaşlarda sporcularımız geleceğin şampiyonları, geleceğin Taha Akgülleri, Rıza Kayapleri olmak için mücadele ediyorlar. Tabii ki atasporumuz güreş, maddi açıdan baktığımızda genelde güreşe gelen sporcuların ekonomik durumları iyi olmuyor. Maddi durumları iyi olmuyor. Ama tercih ettikleri sporda güreş oluyor. O yüzden de güreş branşında özellikle söyleyebilirim, mahalli kulüplerde daha çok ziyade ufak spor kulüplerinde ekonomik sıkıntılar olduğundan dolayı ya da yeterli doktor, hekim bulamadığından dolayı evet. Bu işte sporcu lisansları, diğer sağlık raporu çıkarma işlemlerini tabii ki kendileri yapıyorlar ya da velileriyle sağlık ocaklarına gönderiliyor. Ama daha önceki yıllarda sağlık ocakları dedi ki biz artık sağlık ocağında sağlık raporu vermiyoruz. Önce Derince Araştırma Hastanesi spor hekimimiz vardı. Oraya yönlendirildi. Sporcular spor hekimi olarak orada, yeni spora başlayan sporcular orada sağlık muayenesini oluyor ücretsiz. Lisansı çıkıyordu. Daha sonra tabii ki bu yeni şehir hastanesi kuruldu Kocaeli'nde. Şehir hastanesinde yine spor hekimi devam ediyordu. 1-2 yıldan beri biz de sporcularımızı bizim gibi ya da diğer kulüplerde sporcuların orada hem sağlık işte check-up gibi değil de işte EKG'sini, diğer rutin muayenesini yapıp sağlık raporunu veriyor. Sporcular lisans çıkarıyordu. Ama birkaç gün önce tabii ki bize gelen bilgi tabii ki artık bu işlemin yapılmayacağını, artık ücretli yapılacağını
bildirdiler, bildirmişler ya da bizlere de bildirdiler. Biz tabii ki buna önce çok sevinmiştik, tabii sonra çok üzüldük. Biz tabii ki bunun düzeltilmesi taraftarındayız. İnşallah değerli yetkililerimiz tabii ki onlar tabii ki her zaman sporun, sporcunun yanında oldukları zaten aşikar. Devlet büyüklerimiz de, işte spor bakanımız, federasyonlarımız da bununla alakalı bir çalışma içinde olacaklarını düşünüyorum. Gereğinde yapılacağını düşünüyorum. İnşallah verilere de spor kulüplerinde, mali spor kulüplerinde yakın zamanda müjdeli bir haber verebiliriz. Bununla ilgili çalışmaları biz de kendimiz yürütüyoruz bir spor adamı olarak. Evet değerli öğretmenim, 5 numaralı bir görselimiz var. Onu ekranlara getirelim. Çünkü telefonun diğer ucunda çok önemli bir konuğum söz konusu. Türkiye Güreş Derneği Adana Şubesi Başkanımız değerli Mustafa Dönmez Hocam. Güreş Vakfı Başkanımız Adana'da. Evet. Başkanı. Evet değerli hocam, hoş geldin Adana Meydan programına. Sağ olun, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Pazar günü çok özel bir organizasyona ev sahipliği yapılacak Adana'da, Kozan'da. Cumhuriyet tarihinin, ülkemizin ünlü şampiyonu İsmet Atlı ismine atfen. Buyurun sizden alalım. Hazırlıklar ne aşamada efendim? Evet. Şimdi Büyükşehir Belediyesi ile Kozan Belediye'mizin organize ettiği, sponsor olduğu güreşimiz pazar günü 13 Ekim 2024 pazar günü Kozan Şehit Ardacan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılacak. Evet. Hemen İsmet Atlı Stadyumu'nun yanında. Bu 3 kategoride yapılacak. Harika. 396 bin lira ödül verilecek. Ve çok sayıda sporcu davet edildi. Yaklaşık 700 sporcu bekliyoruz. Harika. Peki Sayın Değerli Hocam, İsmet Atlı gibi Türk güreşinin sembol isimli ismine atfen yapılmış olması da çok çok büyük önem arz ediyor. Bu yıl 8.si yapılacak. Ayrıca Kozan Belediye Başkanı da değerli merhum şampiyonumuzun da yeğeni. Bu nasıl gelişti? Biraz bu heyecanı bir de bizle paylaşır mısınız? Mustafa Atlı, değerli Kozan Belediye Başkanımız da. Buyurun. Evet, Mustafa Atlı her yıl zaten aile adına organizasyona katılıyordu ama bu yıl belediye başkanı olarak katılmış olması, ilk güreşinin olması çok daha kendileri için önemli ve heyecanlandırıcı. Evet. Bu nedir? Bir de hani Kozan Belediyesi, MHP Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, CHP Belediyesi. Bu da yani iktidar ve muhalefet belediyelerinin ilk kez birlikte gerçekleştirdiği bir organizasyon olması açısından da Adana için çok önemli. Mustafa Hocam, o zaman atasporumuz güreşin birleştirici gücünü de burada ülke nezdinde bir yansıması olarak, bir fırsat olarak ortaya koyabilir misiniz? Evet, fevkalade. Belki de şu an bu Türkiye'de yapılan ilk organizasyon, iktidarla muhalefetin birlikte yaptığı. O yüzden spora hani siyaset karıştırılmaz. Harika. Spor, sanat, kültür gibi. O nedenle iki belediye başkanımıza ben gerçekten kutluyorum. Türk güreşine katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Kozan için de ayrı bir önemi var tabii ki. Adana'mız için de ayrı bir önemi var. İsmet Atlı Adana'mızın bir değeridir. Adana'dan 1960 yılında Roma Olimpiyatlarına çıkıp olimpiyat şampiyonu olmuştur. Evet. Ve devlet üstün hizmet madalyası almıştır. Adana'da zaten devlet üstün hizmet madalyası alan iki kişiden biridir kendisi. Evet. Şu anda da Adana'da İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi var. Burada 30 tane yatılı öğrenci var. Bunlar da Türk güreşine kazandırmak için bizler de destekliyoruz. Evet, son olarak Mustafa Hocam, Sayın Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızın İsmet Atlı ismi atfen yapılacak bu organizasyonun basın tanıtımında birlikteydiniz. Evet. Atasporumuz güreşe biz asla sırtımızı değil yüzümüzü dönenlerden olacağız dedi. Ve Adana'da hem İsmet Atlı hem de diğer şampiyonlar isimlerine atfen önümüzdeki yıllarda çok çok daha büyük farklı organizasyonlarla da Adana bu noktada üzerine düşen görevi yapacak dedi. Siz de oradaydınız. Neler yaşandı? Son olarak bu şekilde veda edelim. Sayın Zeydan Karalar özelinde neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi bu aslında hani bu tür organizasyonlar hani ataların deyimiyle bir dökme suyudur. Evet. Arada bir hani katkı sağlanan bir şeydir. Ancak Zeydan Karalar Başkanımız kulüp kurma yönünde de sıcak baktığını ilk kez ifade etti. Dolayısıyla bir kulüp kurulduğu zaman yılda bir defa güreş organizasyonu gündeme gelmemiş olacak. Belki her hafta, her ay
Adana güreşi Türkiye genelinde gündeme gelmiş olacak bir kulüp kurulduğu zaman. Kesinlikle. Ve bu yeni yeteneklerin fırsat bulması için de çok büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla yine dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları Adana'dan çıkar ümidimiz artmıştır. İnşallah. Peki Mustafa Dönmez hocam, pazar günü inşallah görüşmek dileğiyle diyelim. Tüm güreş severleri pazar günü Kozan'a inşallah bekliyoruz. İnşallah. Çok güzel, büyük bir organizasyon olacak. Sizlere ve seyircilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Bu arada son olarak Mustafa hocam, Güreş Vakfı Başkanımız, Onursal Başkanımız Sayın Ahmet Ayık son durumu hakkında hep görüşüyorsunuz çünkü. Sağlık durumu iyi değil mi şu anda? Evet, şu an çok iyi. Hani bir ay önce 1 Eylül'de kendi memleketinde olan güreşte, evet, 31 Ağustos'ta ve 1 Eylül'de Sivas'taydık. Kendisini ziyaret ettik. Oraya güreş organizasyonu için gelmişti. Bir küçük bir pıhtı atması oldu ancak daha sonra sağlığı çok iyi gidiyor. Maşallah. Şu anda da iyi ve kendisi de bu İsmet Atlı güreşlerinin yapılmış olmasından dolayı çok memnuniyetlerini ifade etti. Belediye başkanlarına da selamlarını iletti. Harika, harika. Çok mutlu oldu. Sağlığı da çok şükür iyi. Zaten hani sağlık durumu biraz daha iyi olsaydı Adana'ya da gelmeyi düşünüyordu bu organizasyona. Olsun, biz ona pazar günü... Evet. Biz de çok yormak istemedik kendisini. Evet. Israr etsek gelebilirdi ama önemli olan sağlığına bir an önce kavuşması. Ama şu an çok şükür sağlığı iyi. Tüm sevenlerine selamları var. Teşekkür ediyorum Mustafa Dönmez hocam. Pazar günü buluşmak ümidiyle. Mutlu akşamlar Adana'ya. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet, İsmet Atlı, Türk güreşinin sembol ismine atfen tertip edilecek pazar günü Kozan Karakucak güreşleri ve Koza TV, Nokta TV, Ekin Türk TV, World Türk TV ortak canlı yayın ağında. Nokta TV tabii çalışmalarımızı yapacağız. Müsait olurlarsa oradan da yayınlanacak. Bu arada sosyal medya adresine WhatsApp'a bakabilir misin? Salika'ya bir mesaj yollamış sana Şener Sar hocam. Evet, organizasyonlar artık yavaş yavaş sezon sonuna doğru azalmaya başladı. Ama durdurak bilmeden devam ediyor. Pazar günü inşallah güreş severlerimiz Kozan'da yapılacak olan İsmet Atlı, İsmini Atfen, Karakucak güreşlerini Koza TV, Nokta TV, World Türk TV ve Ekin Türk TV ortak canlı yayını anda izleyebilirler. Şener hocam, neler söyleyeceksin şampiyona özelinde, organizasyon özelinde? Evet, Çukurova, Karakucak'ın otağı, menbaası, merkezi. Karakucak deyince ünlü şampiyon İsmet Atlı, rahmetle minnetle kendisini anıyoruz, İsmet Atlı'yı. Oğlu Kozan Belediye Başkanı, yeğeni Mustafa Atlı. Mustafa Atlı da evet. Bu yeğene helal olsun ve bunu yaşatıyor. Hem de İsmet Atlı onuruna, evet, bu Karakucak organizasyonu yapıyor. Bir mutlu tabii ki şey de, haber de şu. Hem Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar, hem Abdullah Atlı Kozan Belediyesi. İki farklı Mustafa Atlı. İki siyasi belediye başkanı farklı görüşte de olsa, ama burada sonuçta ne çıkıyor? Burada Ataspor'u, güreşe ikisi de sahip çıkıyor ve kim güçlüyse güçsüz olana tabii ki destek veriyor, kol kanat eriyor. Birliktelik ortaya koyuyor. Burada baktığımız zaman güreşte bir birliktelik var. Çok güzel bir örnek. Bu Türkiye'deki tüm güreşlere, tüm belediye, ilçe belediyelerine, büyükşehir belediyelerine örnek olması lazım. Olması gereken de bu. Bizim amacımız ne? Türk sporunu ayağa kaldırmak, Türk güreşini ayağa kaldırmak, Türk'ün gücünü dünyada ispat etmek, Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı söyletmek. Hep bizim hedefimiz bu. Değil mi Recep Tosun? Kesinlikle. Baktığımızda bu, o zaman ben burada alkışlıyorum. Hem Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, hem Kozan Belediye Başkanı'nı hem alkışlıyorum, hem tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Karakucak güreşlerimiz. Minder'in altyapısı, Minder'in geleceği, yeni rızalar, yeni tahalar çıkması için bu Karakucak organizasyonların olmazsa olmasıdır, gerekiyordur. Tabii ki bu işin de mimarından da bahsetmeden de geçemeyiz. Değerli Başkanım Sayın İbrahim Türküs ve Şahin Opur Başkan Yardımcımız, ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu Karakucak organizasyonların gelişmesinde, yaşamasında en büyük emeği var. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum Recep Tosun. Evet, bu arada Salikaya Hocam, evet, da... Evet, ben ona hemen Recep, evet, Tosun, onunla ilgili bir mesaj geldi. Sevgili Salikaya, çok değerli. O da bizim atasporumuzu Salikaya ayakta tutan
idol yazarlarımızdan ve sosyal medya adresi olarak güreşin hakkını hiçbir veren... Hiçbir beklentisi olmadan onu ifade edelim. Hiçbir beklentisi yok. Bugün kendisiyle hasbihal ettik ve bazı sıkıntılar olduğunu söyledik. İsim de vermeyelim. Sadece şunu belirteyim. İsim derken bir yardım söz konusuydu. İsmini verelim. Yardım varsa ismini verelim. Hiç çekinme. Evet. Hiç çekinme. O zaman verelim. Verelim. Antalya'dan Durmuş Eser. Değerli abimiz, dostumuz, güreş yapan 10 tane sporcuya, güreşçi kardeşimize, ekonomik durumu iyi olmayan güreşçi kardeşimize güreş ayakkabısı taahhütünü verdi ve biz ona çok çok teşekkür ediyoruz. Aracı olan Salih Kaya'ya, bakın Salih Kaya deyip de geçmeyin. Ne kadar değerli bir kardeşimiz. Varını yoğunu, hiçbir menfaat beklemeden Salih Kaya. Ben kendisine bunu açtım Salih Kaya'da. Birbirimize nasıl destek oldu? Yok, onun da vicdanı sızlamıştır ya demiştir. Biz buraya ne yapalım? Evet. İşte, neydi? Durmuş Eser. Durmuş Eser'e de demek ki bir hukuku var Durmuş Eser'e. Hem güreş camiamız adına hem de bu insani güreşe olan yapmış olduğu katkısından, sevgisinden dolayı da teşekkür edelim. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah bir gün telefona da bağlarız. Bize böyle ufak tefek ama büyük anlamlarla gelin, biz alırız. Buradan kesinlikle, hiçbir şekilde imtina etmeyiz değil mi Şener Hocam? Kesinlikle burada söz edebiliriz, bahsedebiliriz. Bizim burada amacımız güreşi kalkındırmak, güreşi yaşatmak. Bizim söyleyeceğimiz sözler çok çok önemli. Çünkü bir sporcu kolay kolay yetişmiyor. Ama böyle de emek veren, yardımcı olan değerli insanlardan da bahsetmek gerekiyor ki onlara da minnet duyuyoruz. Recep Tosun. Evet. Salih Kaya'ya da çok teşekkür ederiz. Vesile oluyor bu noktada. Evet, değerli yönetmenim, 4 numaralı düzeltiyorum. 7 numaralı bir fotoğrafımız var. Onu ekranlara getirelim mi? Aksu Belediyesi Başkan Vekili Sayın Hüseyin Çelik ekranlara geliyor. Ramazan Hasan Borucu ile birlikte Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret ediyorlar ve 20 Ekim günü tertip edilecek olan Antalya Aksu Yağlı Pehlivan güreşlerine davet ediyor Sayın Hüseyin Çelik. Aksu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Çelik. Durdurak bilmeden her gün misafirlerini davet ediyorlar. Eminim ki 20 Ekim'de inanılmaz coşkulu bir organizasyon olacak Antalya Aksu'da değerli güreşseverler. Evet, 6 numaralı fotoğrafımız var. Onu ekranlara getirin değerli yönetmenim. Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı, Avrupa Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu. Ben şöyle noktada bırakayım. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı yerine baş koyayım da başkanını ne ile ı'yı sonra koyarız. Çünkü artık yolu yarıladı belli baş ki. Baş pehlivanımı diyelim. Tahakkül ne yapmış? Samsun'da Halit Doğan'ı ziyaret etmiş. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etmiş Halit Doğan'ı makamında ve Sayın İbrahim Türkiş, Türkiye Gençlik Güreşler Federasyonu Başkanımızı da ziyaret etti aynı zamanda. Yozgat'taydılar. Evet. Yozgat'ta da yeni atanan çok değerli Şahin Upur. Evet. Artık spor ondan sonra sadece güreş değil Yozgat'ta. O da ekranlara gelecektir. Şaban Yılmaz da Samsun'da bu arada. Tabii ki. Sayın Halit Doğan'ı ziyaret edenler arasında. Şimdi de ekranlarda evet Şahin Upur biraz kadrajın dışında kalmış. Bizim hatamız olsun. Rıza Kayalp ile birlikte Taha Akül, İbrahim Türkiş, Yozgat'ta bir aradalar. Bu arada Kuşak Türkiye Şampiyonası için evet teşekkür ediyorum değerli yönetmenim Ensar'a. Kuşak güreşi için bir araya geldiler. Plaket verdiler birbirlerine. Biri Türkiye Güreş Federasyonu başk yazayım. Sonra n'yı sonra koyacağız. Biri de Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu yani başkanım. Türkiye Ağlı Güreşi'nin geleneksel güreşlerinin babası. Onun sayesinde güreş apacayip yerlere geldi CV Enerji Ligi ile birlikte. Ben muhtemelen tek aday olarak yine 4 yıl gururla, büyük bir onurla, büyük bir şevkle, heyecanla inşallah çalışacak değerli İbrahim Türkiş Başkanımız. İki güreş neferi bir aradaydı az önce. Hemen Şener Hocam fotoğraflara bakarak duygularını alabiliriz. Evet, hem Samsun hem Yozgat'ta baktığımda tabii ki resimlerde tabii ki Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı orada, Şaban Yılmaz orada ve
Rıza Kaya, Taha Akkül, yani federasyon başkan adayı, Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Taha Akkül. Tabii ki dolayısıyla kulüpleri, belediyeleri ziyaret ediyor. Olması gereken de seçim atmosferi bu. Diğer adaylar da tabii ki çalışmalarını sürdürüyor. Bize tabii ki şöyle bir tepki gelmesin. Bize de göndersinler ki bilgi veya haber. Biz burada bu haberleri de verebiliriz Recep Tosun. Resimleri de verebiliriz. Ya da şu adaylar yani bir iletişime geçerlerse biz... Tüm adayları burada tabii ki bahsetmek zorundayız, anlatmak zorundayız. Ama bize gelen resimler tabii ki biz de onları kullanıyoruz. Burada da gördüğümüz gibi Taha Akkül hem Samsun'a hem Yozgat'a. Yozgat'ta da bir takım ziyaretlerde bulundu. Tabii ki çiçeği burnunda Yozgat Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürümüz Sayın Şahin Opur Başkanımız çiçeği burnunda. Hemen orada bir organizasyon Şahin Opur Başkanımız. Gelir gelmez kendini hissettirdi. Hissettirdi ve güreşin ne kadar büyük emektarı, hizmetkarı olduğunu kanıtladı. Taha Akkül de kendisini orada aynı zamanda organizasyonu ziyaret ediyor. Tabii ki kimle? Rıza Kayap'le. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş Bey başkanımızla beraber. Çok güzel bir kareler tabii ki. Olması gereken güzel kareler. Türk güreşi adına daha iyi yerlere geleceğini umut ediyorum. Türk güreşinin hem yağlı güreşte hem minder güreşinde daha büyük kademe atlatarak eski mesela Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tabii ki İbrahim Türkiş Başkanı bir vizyon kazandı, bir yere geldi. Yağlı güreş, kara kucak olsun, geleneksel spor dalları olsun baktığımızda bir vizyon oldu. Ama şimdi Tahakkül de şimdi Türkiye Güreş Federasyonu aday. Tabii ki o da minder güreşinde Türk'ün gücünü dünya minderlerinde, olimpiyatlarda tekrar geri getirmek için hazırım mesajı verdi. Aday şu anda kendisi. Biz de kendisine başarılar diliyoruz. Önümüzdeki Kasım ayında seçimler var. Hem Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı'nın seçimleri var. Hem de Türkiye Güreş Federasyonu'nun seçimleri var. Adaylara hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Türk güreş olsun. İçin hayırlısı kimse o kazansın kesinlikle diyoruz. Bu arada değerli güreş severler, saat tam 20.00'da yani bizim programın hemen sonrasında Koza TV'de gündem özel programı olacak. Güreşle alakalı, Kozan'da yapılacak olan İsmet Attı güreşiyle alakalı Hüseyin Başçı moderatörlüğünde, değerli üstadımın moderatörlüğünde ve Çukurova'nın değerli şampiyonları konuk olacak oraya. Kim? Türkiye şampiyonu milli güreşçi Celal İnceler, Abuzer Devran Türkiye şampiyonu milli güreşçi, Ayhan Taşkın olimpiyat üçüncümüz milli güreşçimiz ve Mithat Birer hocam konuk olacaklar saat 20.00'da. Yani bizden hemen sonra bu akşam Koza TV'de güreşle başlayıp güreşe devam ediyor. Bu noktada bilginiz olsun değerli güreş severler. Evet, bir jübile vardı. 9 numara görselimiz ekranlara gelsin Şener Sar. Geçen hafta iki çok sevdiğimiz arkadaşımız güreş camiasında aktif güreş hayatlarını noktaladılar. Hüseyin İcan ve Ali Gökçen. İkisine de atasporumuza yapmış oldukları katkıdan, vermiş oldukları değerden dolayı, dökmüş oldukları alın terilerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Hem Hüseyin İcan'a hem de Ali Gökçen'e bundan sonraki hayatlarında inşallah kule hakemliğinde atasporumuza farklı alanlarda hocalık, antrenörlük de olabilir, hizmet etmek nasip olsun diyelim. Şener Sar hocam, senin de evet, hem güreşlerin vardır onlarla, evet, anılarım vardır. İkisine de çok güreşimiz oldu. Hem Hüseyin İcan hem Ali Gökçen'le tabii ki baş altında yıllarca güreş yaptık. Onlar tabii ki başa yükseldiler. Manisa'yı gururla temsil ettiler ve inanın ki alın terinin son damlasına kadar çıktıkları zaman Er Meydanı'nda güreşlerini vura vur yaptılar. Ama ellerinden gelen bu kadar, ama son kanına kadar aldıkları paranın helal ettirerek güreşini yaptılar. Ben hem Hüseyin İcan'a hem Ali Gökçen'e tebrik ediyorum. Tabii ki ikisi de devamlı görüştüğüm iki baş pehlivan. Hem Ali Gökçen hem Hüseyin İcan çok karakterli, çok beyefendi. İnanın ki yani çok centilmen. Ben onların teşekkür ederim. Tabii ki üzüldüm bir yandan. Jübile yapması tabii ki biraz daha durabilirlerdi. Çünkü onlara yağlı güreş camiasında da böyle hem lider pozisyonunda hem abi pozisyonunda hem böyle duruşuyla örnek baş pehlivanlar diyebiliriz. Çünkü alttan gelecek genç jenerasyon baş pehlivanlarımız, diğer baş altı pehlivanlarımız da örnek alabilecekleri abileri
hem Hüseyin İhican hem Ali Gökçen. Kesinlikle. Manisa'yı Kırkpınar'da olsun, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde olsun gururla temsil ettiler, başarıyla temsil ettiler ve diğer alt boylarla şampiyonluklar yaparak başa yükseldiler ve Kırkpınar'da yıllarca baş pehlivana güreştiler. Ne mutlu. Tabii ki bir yandan tabii ki belki Manisa halkı, Manisa bölgesi bir yönden üzülüyordur ama tabii şey var, Feyzullah Aktürk var. Üzülmesine gerek yok diyebiliriz. Hakan Çalışır da var. O da bitecek bir iki sene sonra. Feyzullah da var ama. Ama Feyzullah Aktürk artık bayrağı devraldı. Hem Hüseyin İhican hem Ali Gökçen belki önümüzdeki günlerde kendi tabii ki kararları belki antrenörlük, ustalık yapabilirler eğer Manisa Belediyesi olur, Yunus Emre Belediyesi olabilir. Belki de işte dediğimiz gibi federasyon kurullarında, MHK kurullarında kule hakemi olarak görev yapabilirler. Ben bir abiler olarak başarılar diliyorum. Hakkılarında hayırlısı olsun. Evet. Tekrar inşallah Türk güreşi, yağlı güreşi bir değerini kazanır diyorum. 4 numaralı bir videomuz var değerli yönetmenim. Onu bir sesli dinleyelim. Daha sonra bir telefon bağlantımız olacak hemen ardından. Burası çok önemli çünkü. Şimdi ekranlara geliyor. Evet, şimdi az önce izlemiş olduğunuz bu görüntü İzmir'de yapılan spor şurası gibi düşünün. Birçok ünlü isimler vardı. Bu organizasyonun açılışında ne İstiklal Marşı okundu ne de saygı duruşu yapıldı. Ama orada bir Türk neferi, gerçek bir milliyetçi, gerçek bir Atatürkçü ve güreş camiamızın da çok önemli bir değeri. Hem Türkiye Güreş Federasyonu'nda hem de İzmir'de Sayın Başkanımızın spor başdanışmanı bir değerli büyüğümüz ekranlara gelsin. Hüsnü Oral değerli büyüğümüz orada çok güçlü bir şekilde sesini yükseltti. Olması gerekeni dile getirdi. Ve şimdi telefonun diğer ucunda değerli hocam Hüsnü Oral. İyi akşamlar değerli hocam. İyi akşamlar. Sayın Koza TV çalışanlarına, emeği geçenlere ve seyircilerine şükran duyuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Koza TV, Ekin Türk TV, World Türk TV, Nokta TV. 4 kanalın ortak canlı yayın ağında birlikteyiz. Şimdi hocam neler yaşandı? Öncelikle bu ekranlara bakıyoruz. Burada İstiklal Marşı kriziyle alakalı yapılan sosyal medyada da çok büyük yankı uyandırdı. Burada ne yaşandı ve sesinizi yükselttiniz orada haklı olarak bizle paylaşır mısınız? Sayın Recep Dostum, öncelikle şunu belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'de yaşayan kişiliği, mevkisi, rütbesi, unvanı, zenginliği, fakirliği, sabıkalı veya sabıkasız olması ayrı, her TC vatandaşı bilmeli ki evet, toplumla ilgili tüm toplantı ve genel kurullarda vatanımızı kurtaran şehitlerimiz ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunulmalı, daha sonra da Ulusal İstiklal Marşımız çalınmalıydı. İzmir Spor Zirvesi adı altında 8 Ekim Salı günü İzmir'de toplanan İzmir Ticaret Odası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği bir toplantı yapıldı. Evet. Bu toplantıda spor severler vardı. Sporda altyapı ve kurumsallaşma, Türkiye'de jimnastik, sporun güçlü kadınları ki burada benim yetiştirmem Buse Tosun Çavuşoğlu vardı. Evet. Olimpiyatta gururlarımız, paralimpik gururlarımız, voleybolun yolculuğu, efsanelerle futbol deyip Fatih Terim, Şenal Güneş ve Mustafa Denizli'nin organize ettiği bir toplantı vardı. Bu toplantı ilk defa yapıldı ve bütün binlerce sporsever Ahmet Adnan Saygun salonunda toplantı. Evet. Ben tabii ki spor sevdalısı olarak toplantıya girdim. Toplantının açılışında spiker gündemi saydı. Doğrudan doğruya Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'e söz verdi. Mahmut Özgener çıkmadan evvel ben ikaz ettim. Lütfen Mahmut Bey dedim ki orada eski spor bakanımız, İzmir valisi, milletvekilleri, bürokratlar, emniyet müdürleri vardı. Hepsinin
milliyetçilik duygusunun en üst düzeyde olduğunu bilen bir insanım. Evet. Mahmut Bey bunu dinlemedi, konuşmasına bitirdi. İkinci toplantı, ikinci konuşmasına İzmir Büyükşehir Belediyesi Cemil Tugay yaptı. Bu sefer dayanamadım ve resimde ekranda görüldüğü üzere ayağa kalktım ve dedim ki İzmir'de ve Türkiye'de böyle toplantılar şehitlerimizin ve Mustafa Kemal Atatürk'ümüze saygı duruşundan ve İstiklal Marşı çalınmadan olamaz dedim, yapılamaz ve geriye döndüm. İzmirliler doğru söylemiyor mu dedim. Ondan sonra Cemil Tugay bu lafıma üzere dedi ki evet dedi, hiç isim zikretmeden evet. ilgililere emir verdi ve İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan binlerce kişi topladı. Burada ben bir art niyet görmüyorum. Heh, tam işte tam buraya açalım. Değerli üstadım. Neden görmüyorum? Heh. Çünkü organizeyi yapan ulusal bir spor örgütü, Spor TV diye biri. Demek ki bunların yöneticileri bu işi bilmiyorlar. Moderatör. Türkiye'de toplantıların şehitlerimize saygı duruşu olmadan, Atatürk'e saygı duruşu olmadan, İstiklal Marşımızı okunmadan yapılamayacağını bilmiyorlar. Bunu ben bir şerefli Türk vatandaşı olarak ikaz ettim, söyledim. Ve Türkiye'nin her yerinden tepkiler aldım, güzel tepkiler. Bunu Recep Tosun olarak ekrana taşıdığınız ve Türk milletine duyurduğunuz için size şükranlarımı sunuyorum. Estağfurullah. Hepimiz ulusalcıyız, Atatürkçüyüz ve milliyetçiyiz. Bunu hiç kimse unutmasın, unutmaya da çalışmasın. Tabii çok ki. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum değerli üstadım. Biz bunu unutmayız, unutturmayız da sizin gibi üstadlarımız, tamam, büyüklerimiz olduğu sürece. Şimdi bir nokta daha var ki bu da çok mühim, çok önemli. Kulüp İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Spor Kulübü Derneği orada çalışma yapıyor. Orada siz de yine bir öngörü ortaya koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki kulüp sporcuları ve antrenman ve müsabakalara katılmak üzere dağıtılan forma, eşofman, şortlara, tişörtlere verilen madalya ve şitlere mutlaka Atatürk ismi ve Türk bayrağı amblemi konulsun ve bu skandal bir şekilde kabul görmemiş. Bu da çok anlamsız buluyoruz. Burada nasıl bir ne oldu? Üstadım, yani bunu da bir ifşa edelim mi? Efendim, geçen seneki İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kurulu Genel Kurulu'nda evet. ben söz aldım. Dedim ki çocuklarımıza milliyetçilik duygusunu, Atatürkçülük duygularını harekete geçirmek için eşofmanlarda, madalyalarda Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin konulmasını istedim. Ayrıca mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan iki tesise de Mustafa Kemal Atatürk isminin verilmesini oylarınıza sunuyorum diye gündem getirdim. Fakat gündem ne yazık ki yöneticilerin ısrarı yüzünden reddedildi. Zaten bu reddedilme de ilgili başkanın Tunsoyer'in haberi oldu. Genel merkezin haberi oldu. Gereğini yaptılar. Harika. Ben müşteriyim. Atatürkçüyüm, milliyetçiyim, ulusalcıyım. Şehitlerimizin mutlaka saygı gösterilmesini isteyen bir TC vatandaşıyım. Hüsnü Oral, değerli üstadım, değerli hocam, iyi ki varsınız. Yani söyleyecek söz bulamıyoruz. Biz de inşallah Türk gençliği de sizin bu güçlü gür sesinizden feyiz alırlar. İzmir'e kucak dolu sevgiler, mutlu akşamlar. Sağ olun, sağ olun. Mutlu akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, Hüsnü hocamız masaya yumruğunu vurmuş. Evet. Yani kabul edilebilir bir durum değil. Ya bir kurul, genel kurul var ya da bir kurul toplanıyor. Ya orada bir talimatnameler var, yönetmelikler var. Bunları harfiyen uçaksız hangi prodüksiyon olursa olsun ya da ne olursa olsun. Eğer orada o spor birlikteliği ya da bir takım, bir grup insanlar, bir çoğunluk varsa onlara uyacaksınız. Bunlar da harfi harfiyen var zaten. Nedir? Saygı duruşu. Biz bundan övünüyoruz. Köy güreşi bile düzenlerken ne yapıyoruz? Önce değerli güreş severler, o köyün imamı gelir, oturur sandalyeye, dualar okur. Daha sonra da cazgırlarımız
Orada saygı duruşu yaptırırlar. Daha sonra da hep birazdan İstiklal Marşı okuruz. Bunu bir yerde yapmamamız ne demek biliyor musun? Bir yerde duyamazsınız. Biz yıllardır evet. Bunun en güçlü savunucuları ve destekçileriyiz Şener Sar Hocam. Evet. Evet, senin de duyguların, düşüncelerin bu noktada. Evet, şimdi, İstediğin kadar konuşabilirsin çünkü burası çok hassas. Ne olursa olsun bir organizasyon, spor müsabakası, işte bir oda toplantıları, işte odalar birliği ya da işte bir herhangi bir toplantı, çoğunluk kitlerin toplanmış olduğu bir sempozyum, yani bu spor söyleşi, olur, sosyal bir proje olur, sanatsal olabilir, bir proje olur, ne olursa olsun. Burada bir etkinlik var, burada bir toplantı var ve orada çok önemli isimlerden bahsetti demin. Şenol Güneş, Mustafa Denizli, işte Fatih Terim'den bahsetti. Ben o toplantıyı takip ettin değil mi? Takip ettim. O toplantının İzmir'de yapıldığını biliyorum. Bununla onun aynı olduğunu düşünmüyordum. Demek ki beraberlermiş. Şimdi böyle bir söyleşi var. Böyle bir prodüksiyon ve moderatör olduğu yerde nasıl unutulur saygı duruşu, İstiklal Marşı? Ben ona şaşırıyorum. Kesinlikle bu tür programlarda, geniş katılımlı programlarda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması gerekiyor. Kesinlikle yanlış. Hüsnü Oral hocamız da tabii ki burada tepkisini vermiş. Tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işte ve İstiklal Marşı'mızın o ne çilelerle yazılmış, ne zorluklarla yazılmış İstiklal Marşı'mızın ya da ne kanlarla dökülerek şehitlerimizin Çanakkale'de, Dumlupınar'da al bayrağı, evet. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bizim Türk'ün olmazsa olması, bizim tüylerimizin diken olduğu durumlardaki hadise. Burada bunun tabii ki okunmaması, hatırlanmaması üzüntü verici. Tabii ki burada Hüsnü Oral hocamızın da hatırlatması tekrarında ve herhalde sonunda tekrar söylenince, ikaz edilince İstiklal Marşı okundu. Bu sefer işleyiş başa dönüyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra devam ediyor. Helal olsun. Tebrik ediyoruz. Evet. Hüsnü yani Oral abimize, hocamıza. Toplantılarda, sempozyumlarda, işte bu tür büyük organizasyonlarda verilecek sportif, sanatsal ve sosyal mesajların içeriğinden daha çok bu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın gençlerimize vereceği feyiz çok çok daha fazla. Dolayısıyla konu ne olursa olsun zenginliği tartışılır ama asla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızdan ödün veremeyiz. Ne olursa olsun. Hasan Basri Daban Adana'dan iyi yayınlar diliyor. Değerli hocama selamlar, saygılar yolluyoruz. Biraz sağlık problemleri var. İnşallah pazar günü birlikte oluruz Adana'da, Kozan'da. Evet, 10 numaralı bir görselimiz var. Onu ekranlara getirelim değerli yönetmenim. İzmir Menemen Belediye Başkanı Sayın Aydın Pehlivan geçen yıl Mart ayıydı, Şubat'ın sonu muydu Şener, beraberdik. Evet, Aydın Pehlivan yağlı güreşleri tertip etti, deve güreşlerini tertip etti, şimdi de rahvan at yarışlarını tertip etti hafta içerisinde. Dolayısıyla geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir belediye başkanı Sayın Aydın Pehlivan, İzmir Menemen Belediye Başkanımız, hiçbir şekilde İşte tasarruf tedbirleri, onları uyguluyor tabii ki kanunlar, yasalar çerçevesinde ama özellikle geleneksel anlamda mutlaka sponsorlar buluyor bir şekilde, hem güreşimizi, hem deve güreşini, hem de işte rahvanat yarışlarını, birçok etkinliği ıskalamadan devam ettiriyor. Dolayısıyla ben Ataspor adına, şahsım adına teşekkür ediyorum ama eminim ki ekranlar başında izleyen güreş ve spor severlerimiz geleneksel manada Aydın Pehlivan Başkanımızın göstermiş olduğu bu ilgiyi, alakayı ve değeri fazlasıyla hissediyorlardır. Gönülden teşekkür ediyorum. Evet Şener Sar Hocam, sen de mutlaka evet, söyleyeceklerim vardır. Sevgili Recep Tosun, tabii ki Şubat ayıydı herhalde, Şubat sanırım. Menemen'de organizasyona güreş organizasyonu imza. Seçimlerden önceydi bu Recep Tosun. Evet. Yerel seçimlerden önceydi bu. Biz o organizasyona katıldık. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan hiçbir belediye başkanının yapmayacağı bir şeyi belki de tereddüt etmeden kesinlikle yapacağım dedi ve inanın ki çok da güzel oldu ve ben kendisini tebrik ediyorum. Tabii
Organizasyon çok güzel geçti. Deve güreşleri organizasyon yapıyor. İşte şimdi de Rahvan at yarışları var. Yine yılbaşında yeni deve güreşleri olacak. Deve güreşleri olacak. Sporun her şeyinde var. Baktığımızda menemene çok büyük hizmetleri var Aydın Pehlivan'ın. Atasporuna sırtını dönenlerden değil, yüzünü dönenlerden ne olursa olsun, ne sıkıntı olursa olsun ben Atasporu'nun yanındayım diyen bir belediye başkanı Sayın Aydın Pehlivan. Atasporuna çok büyük destek veriyor ve değerli hocamız Abdülhadi Akçay hocamız da kendisi de Abdülhadi hocamız da çok büyük destekleri var. Onun tabii ki sağ kolu gibi orada güreşin gelişmesinde yaşamasında Menemen'de çok büyük emekleri var. Abdülhadi hocamıza da ayrıca teşekkür ediyoruz Türk Sporu'nun hizmetlerinden dolayı. Ama Aydın Pehlivan başkanımız baktığımızda soyadı gibi Pehlivan ama Atasporuna sahip çıkıyor, destek veriyor. Her zaman sporun yanında. Ne demek lazım? Sadece tebrik edip alkışlamak lazım. Recep Tosun, ben kesinlikle, de onu yapıyorum. Kesinlikle Şener Sar hocam. Evet, 8 numaralı bir görselimiz var. Onu ekranlara getirelim. Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan. Bakın, bir açılışta orada kiminle birlikte, kimin açılışı? Bizim de hemşerimiz. Karamürselli milli futbolcumuz Merih Demiral'ın açılışında, heykelin açılışında orada konuşma yapmakta. Onun göstermiş olduğu işaret, maçta göstermiş olduğu, ekranlara da geldi. Bir siyasi figür değil. Evet. Bu Türklük sembolüdür. Evet. Dedi ve onun heykelini dikti. Ne denir ki? Yani helal olsun. Tanju Özcan, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanı, başarılı bir belediye başkanı. Evet. Ama yerlilik ve millilik noktasında da öyle dem vurma yerine icraatlarıyla gerçek Türkçülüğün ve milliyetçiliğin de aslında bayraktarlığını yapıyor. Şener hocam, bu fotoğraf özelinde yani inşallah gidip beraber bir fotoğraf çekiliriz. İnşallah, ben gurur duydum. Merih Demiral, Kocaeli Karamürselli, biz onunla kendisiyle gurur duyuyoruz ve Almanya'da Avrupa Şampiyonası'nda çok da güzel temsil etti ve ama ne olursa olsun ben dedi Türkçülüğün simgesi, yani bu herhangi bir siyasi hamlem değil. Baktığımız zaman geriye dönüş, ta eski Orta Asya Türklerine baktığımız zaman Türkçülüğün simgesi bu işaret, oralarda da yapılan bir işaret. Bunu tabii ki UEFA olsun bunu yanlış algıladı ve sporcumuza ceza verdi. Kasıtlı, yanlış algılanmadı. Kasıt var, merak etme. Kasıt var bunda diyelim. Kesinlikle kasıt var. Hazmedemedikleri o Türkler gümbür gümbür geliyor Allah'ın izniyle. Gümbür gümbür geliyor diye ama şu baktığımız zaman Merih Demiral'ın, değerli Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın yapmış olduğu güzel çalışma hoşuma gitti. Tebrik ediyorum Tanju Özcan Başkanımızı. Çünkü Tanju Özcan sadece Merih Demiral değil, diğer baktığımız zaman da temiz bir çevre için yapmış olduğu caydırıcı şeyler, biliyorsun bir sigara izmaritini atamazsın Bolu'da. Çok evet. Ağır cezaları var. Çok disiplinli hareketleri var. Ama şu hareket, biz Merih Demiral'dan bahsediyoruz. Ben Tanju Özcan'ı hakikaten seviyorum. Çok net bir insan ama beni bu sevgimin kat ve kat artması için bir şey daha yapması lazım. Evet. Bolu'da bir güreş. Bolu Bey'i var. Yani Bolu'da birçok beyler var. Bolu'da çok pehlivanlar yetişti. Sen de Bolu'da Bolu güreş altyapı güreş eğitim merkezinde yetiştin. Evet, oradan yetiştim. Güreş orada çok seviliyor. Orada bir Türkiye şampiyonası ya da karakucak şampiyonası ya da bir yağlı güreş organizasyonu Bolu Belediyesi tarafından sizin öncülüğünüzde tabii ki mutlaka yapılmalı. O hakikaten yerli ve milliliği o dem vurmadan, o yere düşürmeden ayakta tutuyorsunuz. El üstünde, baş üstünde tutuyorsunuz. Dolayısıyla ben geleneksel anlamda da mutlaka yağlı güreş olur, kara kucak olur, evet, abo olur, evet, şalvar olur, evet, minder olur. Bir ev sahipliği yapma noktasında benim burada istirhamım var. O zaman size olan sevgim kat ve kat artacak. Orayı ne olur ıskalamayın. Bu dokunuşlar çok önemli ama Atasporumuz adına yapacağınız organizasyonda çok çok önemli. Bizler de mutlaka katkı sağlarız Şener Kesinlikle. Hocam. Kesinlikle. Biz de orada gönüllülük esasıyla orada oluruz. Yardımcı da oluruz. Ne gerekiyorsa yaparız. Bolu'ya yakışır
Bolu Belediyesi'ne yakışır. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bey'e de Bolu'da bir organizasyon, güreş etkinliği organizasyonu, bir Türkiye Şampiyonası, bir Karakocak organizasyonu, yağlı güreş organizasyonu yapması gerekir. Çünkü oranın halkı da atasporumuz, güreşi çok seviyor. Çok seviyor. Bilmiyorum Tanju Özcan Başkanımız bu konuda ne der? Tabii ki buradan da ona da kucak dolusu selamlar Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve yapmış olduğu eser ve çalışma çok çok önemli. Bizim Kocaeli'li sporcumuz, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın heykelini orada dikmesi beni çok gururlandırdı. Bir fotoğrafta var sanırım. Merih Demiral'ın eşi de ziyarete gitmiş sanırım. Orada çocuğuyla beraber bir fotoğraf. Evet, ekranlara geldi. Teşekkür ederim Ensar, değerli yönetmenime. Hemen gitmişler orada. Hatıra fotoğrafı almışlar. Çok da memnun olmuş eşi. Bu tabii ki bu yapılan eseri herkes ziyaret edeceğini düşünüyorum Recep Tosun. Yani biz eğer, şimdi biz merak ediyoruz değil mi? Biz eğer Bolu'dan geçersek kesinlikle bu Merih Demiral'ı uğramasak olmaz zaten. Uğramadan olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Ben de çok merak ediyorum. Ayrıca başkanımıza da tabii ki teşekkürlerimizi iletmek isterim tabii ki. Evet, evet. Yavaş yavaş program sonuna geldik ama bir konu başlığımız daha var. Ekranlara gelsin. Bir numaralı görselimiz ekranlara gelsin. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Altın Portakal'da ev sahipliği yaptı. Çok da güzel bir organizasyondu. Çok büyük sükse isimler vardı Türk sinemasının. Sayın Muhittin Böcek Başkanımız bu yılda görkemli bir şekilde bu organizasyona ev sahipliği yapıldı. Ama bizim Güreş Hodri Meydan programındaki esas konumuz 2 numaralı fotoğrafımız da ekranlara gelecek. Değerli yönetmenim Ensar ekranlara getirecek. Antalya Kumluca'da modern bir güreş stadı inşası tamamlandı. Türk güreşine hayırlı uğurlu olsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in büyük büyük katkı ve destekleriyle Antalya Kumluca Belediye Başkanı Sayın Mesut Avcıoğlu'yla birlikte Kumluca'ya hediye etmiş olduğu modern güreş stadı. Bu güreş stadı Türkiye'de bir ilk sanırım, 7000-8000'e yakın bir seyirci kapasitesine sahip, birçok etkinliği içinde barındırabilecek, sadece güreş organizasyonuna değil birçok organizasyona ev sahipliği yapabilecek muazzam bir, muhteşem bir spor sahası, stadı ve modern güreş stadı olarak Kumluca'ya kazandırdı Sayın Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ve bizzat hafta içerisinde oraya gidip yerinde teftiş etti, baktılar. Aynı zamanda da Sayın Muhittin Böcek Başkanımızı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Belediye Başkanımız yalnız bırakmadı. Ve yine Antalya Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Aydın ile birlikte orada bulundular. Türk güreşi için çok çok büyük bir kazanım. Bu inşası yapılan stadın da gövde gösterisi şu anlamda ben karşılık bulacak kanaatindeyim Şener Sar. Evet. Değerli Üstad, değerli hocam. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'ne bence ayağının bir ayağını attı. Evet. Bu statla birlikte. Kesinlikle. Kumluca, tabii ki değerli büyüklerimiz, Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş, Yönetim Kurulu, tabii ki Sayın Mesut Avcıoğlu, Kumluca Belediye Başkanımız, tabii ki Antalya'da güreşin babası Sayın Muhittin Böcek Başkanımızın destekleri ve katkılarıyla, planlamalarıyla. Bakalım önümüzdeki yıl 2025 yılında CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'ne ev sahipliği yapacak organizasyonlarından bir ayağında yer bulabilecek mi Kumluca? Dolayısıyla ben bu cümleler üzerinde sözü hemen Şener Sağır hocama bırakıyorum. Evet, tabii ki bu güreş sahası Er Meydanı'nın Kumluca'da yapılmasının tabii ki öncüsü tabii ki muhtemelen Mesut Avcıoğlu, Kumluca Belediye Başkanı. Ama bunu tabii ki bu iletildiği zaman Sayın Muhittin Böcek'e kayıtsız kalmadı ve maddi imkanlarını seferber etti ve Antalya Büyükşehir'in maddi imkanını seferber ederek bu sahanın, organizasyonun, yağlı güreş Er Meydanı'nın yapılmasında en büyük faktör. Daha Şener Sar hocam Mayıs'ta temeli atıldı. Bakın ne halde bitirdi. Yani evet. Öyle bir emir vermiş ki Sayın Muhittin Böcek Başkanımız. Kesinlikle. Demiş ki burası
Yani bitecek. Evet. Önümüzdeki yıla yetişmeyecek. Bitecek. En kısa sürede demiş. Evet. Recep Tosun, baktığımız zaman çok titiz, hassas bir çalışma var. Tabii bu titiz çalışmanın yanında Hasan Aydın faktörü de var. Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı. Hasan Aydın da tabii ki bu iletişimde aracı köprü vazifesi görüyor ki. Onun da emeklerini, tabii ki onun da çabaları da tabii kuşkusuz ki. Onu şey göremeyiz. Hasan Aydın'a da tabii ki teşekkür etmek lazım. Bir spor adamı olarak, spor yardımcısı olarak biz teşekkür ediyoruz. Çünkü Kumluca'ya böyle bir güreş sahası yapılması zaruriydi, lazım. Zaruriydi. Çünkü kaldır sök, kaldır sök olmuyordu ya da uçuyordu şeyler rüzgardan, fırtınadan. Peki şimdi Sayın Muhittin Böcek Başkanımızın, Hasan Aydın'ın da işi zorlaştı. Nerede zorlaştı? Evet. Şimdi birçok ilçe isteyecek. Evet. Diyecek ki biz de ben böyle istiyoruz. Bir tane daha söyleyebilirim zaten bununla alakalı. Elmalı Belediyesi. Elmalı güreş sahası ile ilgili de bir çalışma olacağını ben duymuştum. Tabii ki bunu görünce ben bunu yeni gördüm. Evet. Ben inanıyorum ki ben Muhittin Böcek Başkanımızın da Elmalı güreş sahasının da bazı kısmını derdest edip tekrar dizayn edeceğini düşünüyorum. Tribünlerin yani seyircilerden, izleyicilerden öyle izlenimler gelmişti bize. Bilgiler gelmişti. Tribünlerin tekrar yapılmasıyla alakalı. Ben Elmalı Belediyesi'nin de güreş sahasının da tekrar modernize edileceğini düşünüyorum. Burada çok büyük emekleri var. Değerli Başkanımız Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Ataspor'una gerçekten çok büyük destek veriyor. Ve o olmazsa inan ki Recep Tosun, ben şahsi fikrim Antalya'da doğru düzgün güreş olmaz. Ama Muhittin Böcek her belediyeye siyasi parti ayrımı yapmadan desteklerini veriyor. Bunu bir kere bak kesinlikle belirteyim. Belediye olursa olsun, farklı belediye de olsa Muhittin Böcek Ataspor'a güreş deyince yardımını, desteğini esirgemiyor. Güreşi ben, sevmesi zaten başlı başına. Çok seviyor, güreşi evet. Çok seviyor. Yüzlerce, binlerce pehlivanı barındırıyor Antalya Büyükşehir bünyesi altında. Diğer ilçelere yardımcı oluyor. Böyle bir spor adamını ben... Başım üstünde yeri var Recep Tosun. Kesinlikle. Hasan Aydın'a da emekleri için oradaki çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok ben de şunu ekleyebilirim. Aslında veriyor. Hasan Aydın, Sayın Başkan'la olan ikili ilişkilerini bilmeyen yok. Programın sonuna geldik ama isteseydi bu tesisin aynısını önce Elmalı'da yaptırabilirdi. Evet. Ama burada ayrımcılık yapılmamış belli. Kesinlikle. Demiş ki burada zaruriyet var, biz idare ederiz, diğer ilçeli idare eder. Ama Kumluca'nın böyle bir güreş sahasız tadı zaruri. Burada da öyle torpilcilik ya da farklı şeyler anlam çıkarmamak gerekiyor. Bence Hasan Aydın'ı da bu noktada yürekten tebrik ediyorum. Sivi enerji olayına geldiğimizde de baktığımızda... Ama bitireceğiz artık. Sivi enerji göz kırpıyor. Evet. Kumluca bu haliyle diyebiliriz. Neden olmasın, sezonun ilk güreşi, Sivi Enerji ilk güreşi Kumluca'da olabilir. Bunu da belirteyim size. Bunun adımını zaten en güçlü şekilde attı. Bu arada aynı güreş tadının aynısı. İlk belki modernize edilmiş güreş tadı da bizim Kocaeli'de. Nerede? Derince İshakçılar Er Meydanı'nda. Evet. Ve bunun projesine varıncaya kadar, değerli güreş severler, projesine varıncaya kadar tüm ayrıntılarını tek tek cetvele, kağıda yazan kim? Ali Haydar Bulut Başkanımızdı. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, değerli güreş severler, yayınımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımız adına başka bir Hodri Meydan programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın. Mutlu akşamlar Türkiye. Yeşil Eşil arasında güreş Recep Karaya doğru yükselmeye başladı. Eğer oradan koltuk aldı, tekrarlarsa tekrarladı, bastırabilir, kafayı çok bastırdı, bırak etti.